Hadi eğlenceli bir soru çözelim. Diyelim ki eve birkaç tane misafiriniz geliyor, birkaç kişiyi birkaç sandalyeye değişik şekillerde oturtmanın yolları üzerine biraz kafa yoralım. Diyelim ki 6 kişi var. A kişisi, B, C, D, E, F kişileri. Bu videoda bu insanları 3 sandalyeye oturtmanın her yolunu inceleyeceğiz. Bu birinci sandalye, bu ikinci sandalye, bu da üçüncü sandalye. Daha önce permütasyon videolarında buna benzer şeyler görmüştük. Şu anda sadece o bilgilerin üzerinden geçiyoruz. Bu bilgiler yeni bir kavramla tanıştığımızda, evet bu videoda yeni bir kavramla tanışacağız, çok işimize yarayacak. 6 kişiyi 3 sandalyeye oturtmanın kaç değişik yolu vardır? Her zaman olduğu gibi birinci sandalye ile başlayabiliriz. Ve diğer sandalyeleri birine oturtmadıysak, birinci sandalyeye kim oturabilir? 6 kişiden herhangi biri. O halde buraya başka bir renkle 6 yazalım. Şimdi diyelim ki birinci sandalyeye 6 kişiden biri oturdu. Dikkat edin, herhangi biri diyorum. Yani 6 farklı olasılık var. Peki bu durumda bu 6 değişik olasılıktan her biri için ikinci sandalyeye kaç değişik kişi oturabilir? 6 kişiden biri birinci sandalyede oturduğu için geriye 5 kişi kalıyor. Yani ikinci sandalyeye geriye kalan 5 kişiden herhangi biri oturabilir. Birinci sandalye için 6 değişik olasılık var. Bu 6 olasılıktan her biri için de 5 farklı olasılıktan bahsedebiliriz. Kısacası 6 kişiyi 2 sandalyeye oturtmanın 30 değişik yolu vardır. Son olarak aynı şekilde düşünürsek bu 30 farklı senaryo ya da olasılık için 3. sandalyeye kaç değişik kişiyi oturtabilirsiniz? Ayakta 4 kişi kaldığına göre bunlardan herhangi biri 3. sandalyeye oturabilir. O halde 6 kişiyi 3 sandalyeye, kimin hangi sandalyede oturduğu bizim için önemli, bunu unutmayın. 6 çarpı 5 çarpı 4 değişik şekilde oturtabilirsiniz. Bu işlemin sonucu da 120 eder. Şimdi permütasyonun ne hesapladığına bir bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi permütasyon hesabında kimin hangi sandalyeye oturduğu önemli. Mesela bu permütasyonlardan biri. Bu da aynı şekilde bu başka bir permütasyon ve bu da başka bir tanesi. Dikkat ettiyseniz bu permütasyonların hepsinde aynı insanlar var ama farklı sandalyelerde oturuyorlar. Tüm bunlar 120 permütasyona dahil. İsterseniz devam edelim. Bu olabilir. Ve bu da. Göstermek istediğim permütasyon hesabında bunların hepsi birer olasılık ve toplam olan 120'nin içindeler başka insanları da işin içine sokabiliriz. Mesela FBC, FCB, FAC, bu şekilde devam edelim. BFC, BCF, evet 120'ye kadar böyle devam edebiliriz. İki tane daha yapıp bırakayım. CFB ve CBF. İşte karşınızda 120 permütasyonun 12 tanesi. Peki oturan 3 kişinin hangi sırada oturduklarını önemsemiyor olsaydık ne olurdu? Mesela bunların hepsi 1 olarak sayılırdı. Neden mi? Çünkü burada oturanlar aynı insanlar ve hangi sırayla oturduklarını yani hangi sandalyede oturduklarını önemsemiyoruz. Aynı mantıkla bu da aynı insanlardan oluşuyor. Soru geliyor. 6 kişiyi 3 sandalyeye oturtmak istiyorsunuz. Kimin hangi sandalyede oturduğunun bir önemi yoksa yani hangi sırada oturduklarını önemsemiyorsak, 6 kişiden 3 kişiyi kaç değişik şekilde seçebiliriz? Evet, videoyu burada durdurun ve bu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Aslında ekranda bir ipucu var. Bakın burada aynı 3 kişinin, aynı 3 kişinin 6 değişik şekilde oturabildiğini görüyoruz. 3 kişilik bir grup oluşturduğunuzda sonuç 6 permütasyon oldu ve sadece 6 kişiden 3 kişiyi seçmenin kaç değişik yolu vardır sorusuyla ilgilendiğimiz için bütün permütasyonları alırsınız. Toplam permütasyon sayısı dersiniz ve bunu 3 kişiyi kaç farklı şekilde oturtabiliyorsanız bu olasılıkların toplamına bölersiniz. 3 kişiyi oturtmanın değişik yolları. Ve burada da 3 kişiyi 6 farklı şekilde oturtabildiğimizi görmüştük. O halde 120 bölü 6'dan 20 elde ederiz. 6 kişiyi 3 sandalyeye oturtmanın 120 değişik yolu olduğunu görmüştük. Ama şimdi başka bir soru soruyoruz. 120 kişiyle başlarsak, düzeltiyorum, 6 kişiyle başlıyoruz. 6 kişiyle başlıyoruz. Bu 6 kişiden 3 kişi seçmenin kaç yolu kombinasyonu vardır? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Ve cevabı 20 olarak bulduk. 20 kombinasyon. Tekrar ediyorum, bu bir kombinasyon. A, B, C kişileri ya da üçlüsü. Hangi sırayla oturdukları önemli değil. 6 kişiden özellikle bu 3 kişiyi seçtim. Bu da bir kombinasyon. Sıra önemli değil. Buradaki ise başka bir kombinasyon. F, C, B kişileri. Tekrar ediyorum, sıra önemli değil. Önemli olan 6 kişi arasından bu üçlüyü, bu kombinasyonu seçmiş olmam. O halde 6 kişiden 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirsiniz? Cevap 20. Toplam permütasyonların sayısı bölü seçilen 3 kişinin kaç farklı şekilde oturabildiği işte bize bu cevabı verdi.